koşuyla birlikte saat 18.30'da İzmir'de Altılı Ganyan start alacak ve at sahibi antrenör Umut Öztürk bizimle birlikte olacak. Umut Öztürk yayınımıza hazır. Bir hoş geldin diyelim, ardından İzmir detaylarını almaya başlayacağız. Umut, hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk abi, iyi akşamlar. Yani genel itibariyle biraz yorgunuz. Onun dışında iyiyiz. Bir İzmir yolculuğu, bir kaçamak yaptık geldik. Bir yarışta Jockey hatasından kaybettik. Bir yarışta da istediğimiz gibi koşmadı. Yakınlara koştu. Ondan sonra önümüzdeki yarışlara bakacağız artık. Başarılar dileyelim sana da. Bu anlamda tabii yoğunluğun arasında yayınımıza katılıyorsun. Değerlendirmelerini, yorumlarını paylaşacaksın. Şimdiden ağzına sağlık diyelim ve hızlıca bir giriş yapalım İzmir'e. 7 koşulu program dedik. Günün ilk koşusu 1. Üçlü Ganyan ve 7'li Plese'nin başlangıç ayağı. Şartlı 4 mücadele, 3 yaşlı İngilizler 2000 metre kumda sahneye çıkacak. 5 isim var. Bu koşu için bize hangi isim ya da isimleri aktarırsın? Yani şimdi normal şartlı altına stili yeri 4 numaralı Atom önlere yakın gidiyor. Son koşularında da White Bill biraz önlerde gitmiş. Hatta son koşusunu yani o zaman kaçarak kazanmıştı. Ben bunun arkasına saklanacak bir Yıldız Tozu var. Bu haftanın son 4 yarışında da ön planda tuttuk. Bir 2 ikincilik, 2 de birincilik elde etti. İdman pisti görüntüsü de iyi. Zaten bir Weiner-Varzel temsilcisi, yani uzun mesafe yatkı pedigisi var. Yani ben en kötü 7'li Plase'yi kurtaracağını düşünüyorum. 2 numara Yıldız Tozu'nu tek başına bırakırım. Yıldız Tozu'nu burada gördüğümde senin yorumunu gerçekten çok merak ediyordum. Daha önce de bu isimle ilgili seninle birkaç defa konuşmamız olmuştu. Demek ki sen burada daha net anlıyorum ki Yıldız Tozu'nu gerçekten çok beğeniyorsun. Evet, dün gezintilerde de rast geldik sayılır yani. Çok görmesek de böyle uzaktan gördük. Yani güzel eşkala kendini çekmiş, beğendim safkanı. Peki biz 2 numaralı Yıldız Tozu'nu 7'li Plese ve 1. Üçlü Ganyan'ın ilk ayağı özelinde notlarımız arasına aldık ve geçiş yapalım günün ikinci koşusuna. Bu arada Ferruh Ergin kanalımıza katıl butonu üzerinden üye olmuş. Hoş geldiniz diyelim ve selamünaleyküm Umut kardeş. Hoş geldin. İşlerinde kolaylıklar dilerim. Mesajı da Erol Kaya'dan gelmiş. Evet Umut, günün ikinci koşusu. Altılı Ganyan'ın İzmir'de başlangıç ayağı, şartlı 4 mücadele. Dişilere mahsus yarış. Üstelik bir de yamak 2 aprentiler binicilik yapacak bu koşuda. 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kumda sahneye çıkacak. Sahnede 10 isim kendini göstermeye çalışacak. Sence ön planda olacak isim ya da isimler kimler? Şimdi normal şartlar altında burada Fındıkkıran'ın çıkıp bitirmesi lazım. Ama dezavantajlar da var birkaç tane. Şimdi şöyle başlayayım. Fındıkkıran erkek akipeyle dahi dişe düş mücadele yapan bir safkan. Yarına muhtemelen yarış temposu kendi lehine gelişecektir ki önde bence yalnız kalmaya aday. Üzerindeki yabancıları henüz kazanmasa dahi bence yarış gidişat avantajıyla 2 numaralı Fındıkkıran favori olmayı hak eden safkan. İlk şansı ona vereceğim. Sonrasında 4 numaralı Jasmine, bu safkanın son koşusunda ben çok güvendiğim bir safkanı. İdmanlı pistinde evet, görüntüsüne bayılmıştım. O günkü yarışında startta kaldı. Ancak güzel doldurdu. Geldi bir 4.lük yaptı. Bu koşuya da Mertcan idaresinde, yani bugün binecek olan idaresinde hazırlandı. Görüntüsünü tekrar iyi beğendim. Bu sefer uzayan mesafeyle kendini fotoya atabilir 4 numaralı Jasmine. Sonrasında 5 numaralı Onur var burada. Her ne kadar uzun mesafeli yarış olsa da Ali Can İnci idaresinde bu tip mesafelere iyi koşacağını ben düşündüğüm safkanlardan birisi ki Ali Can da aşama kaydeden aprantilerden birisi. Mutlaka evet, o da safkana bir artı değer katacaktır. Sonrasında 9 numaralı Mis Dadaş bir yarış gördü bu safkan. Yaklaşık 2 aya yakın bir süre zarfı sonrasında bir yarış gördü. O yarışında pek dikkate almayacağım çünkü nefes açtı orada. Ki uzun mesafeye yatkın bir safkan. Ferdi kendisi atı hazırlamış diye biliyorum. Bu tip mesafede iyi koşar. Erkeklerle koştuğu zaman dahi dişe diş mücadele yapan safkanlardan birisi. 4. sırayı ona aldım. Normal şartlar altında bu 4 safkanla bu koşuyu geçecektim. Ancak idman pistini izledikten sonra bir de 7 numaralı son yaprağı ekledim. Yani ilk aya bu 5'liyi yazdım bakalım. Sanki bu ayakta geçebiliriz gibi görünüyor. 2 numaralı Fındıkkıran. Başta şans verdiğin isim oldu. En ciddi rakibi 4 numaralı Cesamin diyorsun. 5 numaralı Onur 3. sırada kendine yer bulurken devamında 9 numaralı Mis Dadaş ve son olarak da 7 numaralı son yaprak ilave isim oldu. 2, 4, 5, 9, 7 doğru bir sıralama değil mi? Evet. Ferruh Bey mesaj gönderiyor. Umut Bey'in analiz yorumlarını çok beğeniyorum. Başarıları daim olsun. Teşekkürler şimdiden diyor. Teknik analiz. Hoş geldin Umut Öztürk. Patlat bombaları diyor. Gözümüz kulağımız sende, yüreklerimiz bir olsun demiş ve gelen çok güzel, keyifli mesajlar var. Ve bakalım şöyle, evet. Bir de şu mesajı ekranımıza alalım. Erhan Bey'in mesajını es geçmeyelim. Çok keyifli yayın oluyor Cemil Bey. Umut dostum, başarılar daim olsun demiş. Dostlarımıza teşekkürlerimizi iletelim ve geçiş yapalım. Günün 3. koşusuna İzmir'de, ancak kısa bir hatırlatma yapalım. Bizi şu an canlı seyreden veya canlı yayın ardından tekrar seyredecek dostlarımız, hala kanalımıza abone değilseniz ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Bir de beğeniyi yapabilirsiniz. Katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. Maiden mücadeleye geçiş yapıyoruz. Dişilere mahsus yarışta 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumda boy gösterecek. Burada 9 isim seyredeceğiz Umut. Geneline baktığımızda tabii önemli isimler de var ön plana çıkan, ama bir Maiden ilk defa bir birincilik alacak aralarından birisi. Neler söylersin? Yani istikrarı var da diyebileceğimiz, yok da diyebileceğimiz kısrakları bir araya toplandığı bir yarış. Ama yarışın haklı favorisi var. 9 numaralı Soraya. Şöyle ki, safkandan dil bağı çıkartıldıktan sonra sırata kadar kulaklık takısı ilave edilmiş ve bundan sonra 2 tane ikincilik yapmış. Güzel, üzerinde de Halis Karataş var. Bu mesafede koştuğu yarışta tatminkar. Dileyen arkadaşlar tek yazabilirler. Yani şöyle ki, bu kadar Doney'den sonra üzerine Halis Karataş'ı da almış olmasına güvenirlerse tek başına bırakabilirler. Aksi takdirde yanına 4 tane rakip lazım. 4'üne yanılmıyorsam sürpriz konuma çıkabilecek safkanlar. Biraz sıralayayım. İlk rakip bana göre 7 numaralı Prenses Tiffany olacak. İsmail bu yarışı hazırlamış olması lazım. Aynen, yani işlerini İsmail yapmış. Son işi gayet iyi. 1.15.5'a kadar indirmiş 1200 metre galobunda. Biraz arası var. Aradan etkilenmediği takdirde annesiyle Edith Tiffany'de bu tip yarışları iyi koşan bir kısraktı. Onun yavrusu. Ben iyi bir yarış bekliyorum. Sonrasında 2 numaralı Beautiful Horse. Bu koşuda Gökhan Gökçe dersinde start alacak. Ben idmanlarında bayağı bir beğendim. Özellikle son idman galobunda gördüğüm safkanı ben bayağı bir sermayeli gördüm. Eğer çok sermayeli galobunu yarın buraya yansıtabilirse ben çok etkili bir yarış çıkarmasını bekliyorum. Sonrasında 5 numaralı Loquacious. Bu safkan Tayral Tutum'la ekürisine ait bir safkan. İlk koşusunu kulaklık Dilbay'la koştu. Sonrasında bir gözlük ilavesi var. İlk koşusunu bayağı bir geri planda takip etmiş. Ancak ondan sonraki yarışlarında bence çok iyi bir hazırlık aşaması geçirmiş. Alaaddin Kürnük ve safkanı kendisi hazırlamış. İlk kez bir kere koşup 8. olmasına bence bakmayalım. O yarıştan sonra değiştiğini ben idman görüntüsü olarak fark ettim. Son olarak da 6 numaralı Osaka diyeceğim. Bu safkandan biraz özellikle bahsetmek istiyorum. Şimdi bu safkan yarışın muhtemelen yarın temposunu belirleyecek isim olmasını ben bekliyorum. Koşunun favorisi Soraya ile aynı gün koştukları Maiden yarışta bu safkanın kaçıncı olmuştu? 3. olduğu yarış. 3. olduğu yarışında Soraya'ya yakın bir performans yapmış. Yarın üzerindeki Appantil de çok performansına kötü olmasını birlikte çok dikkate almazlarsa yarın bu safkan numaraya çıkar. Açılık tabiriyle, tabiri caizse eşek temposu geçerse, yani bir 600'den sonra bir tempo yürüttüğü zaman çok istikrarlı safkanlar da yok. Geriden gelebilecek birkaç isim dışında. Dolayısıyla önde boş bırakırsa ben Ostakar'ın da sürpriz yapma olasılığını yüksek görüyorum. Son sıraya da 10 safkanı aldım. Bu 5'liyle bu meydanı bence geçebiliriz diye düşünüyorum. Sıralamayı senden bir kez daha rica edelim Umut. 9, 7, 2, 5 ve 6. Ama 9 numaralı Soraya için de hani sanki bir alternatif banko önerin gibi geldi bana. Halis Karataş'a güvenenler tercih edebilir diyorsun. Yani alternatif banko değil mi? Şöyle söyleyeyim, yani son koşulları bu gruba göre istikrarlı oluşu ve üzerine Halis Karataş'ı almak isteyen, hani tek düşünen arkadaşlar varsa cesaret bekliyorlar karşılaştılar. O cesareti bence cesaret edebilirler. Ama hani ben yıkmak istiyorum, ben maiden koşudur, sürpriz bekliyorum diyen arkadaşlar diğer 4 safkanın ben devreye girmesini bekliyorum. Ama hani alternatif tek demiyorum. Sadece peki, cesaret babında. Peki burada bir de 3 numaralı ilk Buse var. Recep Çoban da dile getirmiş. İlk Buse genel puanlamada da ön planda. Neler söylersin? Yani genel puanlamada önde, idmanları fena değil. Ben sadece birkaç işini eksik gördüğüm için burada şablon dışı tuttum. Onun dışında belki de safkan sabah çok erken çalışmıştı. Saatçiler atı idmana tutmamış. Onun hakkında bir bilgim yok. Hani derece olarak iyi ama program olarak bir tık eksiğini gördüğüm için şablon dışına tuttum bu yarışta. Peki yine tabii tutan yarışsever dostlarımız mutlaka şans versin. biz lotlarımızı aldık ve geçiş yapıyoruz. Günün 4. koşusuna İzmir'de Altılı Ganyan'ın 3. ayağı. Kısa vade 9 mücadele 5 ve yukarı Araplar 1900 metre kumda ter dökecek ve 5 isim seyredeceğiz. Umut, günün keyifli geçmeye aday koşularından birisi. Şöyle detaylara devam ettiğimizde özellikle eküri bilgisi var, onu aktaralım. 3 numaralı Ertemiz ve 5 numaralı Kızılhan eküri olarak start alacak. Şimdi 5 isim koşu hedefleri. Özellikle Kardeşcan'ın bir önceki kazandığı yarışa baktığımızda yarı boyla gerisinde Ertemiz'i seyrettik. Ardından 3. sırada Ildırlı ve 4. sırada Çaltepe. Bu grupta yine start alacaklar. İlk 4 o zaman böyle oluşmuştu. Bu koşu özelinde neler söylersin bize? Şimdi o koşuda Gökhan Gökçe biraz kumarı büyük oynadı. Atı aldı, 1000 metreden itibaren yürütmeye başladı. 1000 metrede yürütünce gücünü sonlara saklayan iki safkan Ertemiz ve Ildırlı. Ki Ildırlı da biraz erken yürüdü Kardeşcan'a göre, ama Kardeşcan Ildırlı'dan 200 metreden önce yürüdü diyebiliriz. Şimdi yarışın temposunu baktığımız zaman muhtemelen Kızılhan üstlenecektir Ertemiz'i için. Hani Ertemiz son koşunda ikinciliği yaptı. Onun daha iyi bir performans sergilemesi adına Kızılhan muhtemelen tempoyu yükseltebilecek kadar yükseltecektir. İkincilikte muhtemelen bekleyecek olan safkan Ildırlı diye düşünüyorum. Kardeşcan daha önce hamle yapmak adına, ki geçen yarışta da Halis Karataş Kıtır'ı öne alıp arkasına Hızlı Ahmet'i almıştı. Burada da Kardeşcan'la bunu denemek isteyebilir. Ama son koşusunda gördük ki Kardeşcan önlere de yakın gidiyor. Çünkü önceki yarıştan da zaten önlere çok yakın gidiyordu. Kaçtığı yarışlar vardı. Sonradan biraz beklemeye alıştırılmıştı. Ben yarın Kızılhan'ın belli bir sürede çıkmasını bekliyorum. 2-3 boy fark yapacaktır. Arkasına Ildırlı takılacaktır. Ben Kocakaya'nın Kardeşcan idaresinde hemen sağrısında bekleyeceğini düşünüyorum. Çok avans vermeden. Vira üzerinde bu sefer 810'a değil de 610'a da yürümesini bekliyorum. Ne kadar, çünkü Ildırlı ne kadar giderse Kardeşcan da o kadar yapışık gidecektir ona. Dolayısıyla 400'den itibaren bir birincilik mücadelesi bekliyorum Kardeşcan ve Ildırlı arasında. Ancak bunlardan bir numara Kardeşcan'ı ben şablonu tek başına bırakacağım. Çünkü mücadele gücü yüksek olan safkanlardan birisi. 1900'de iyi koşuyor. Kocakaya'da da büyük bir uyumu var. Her ne kadar 2 kiloluk sıkta dezavantajı olsa ben çok etkileneceğini düşünmüyorum. İdman görüntüsünü de idman pistinde gördük. Bursa'da Cuma çekmiş galiba, yollamış TCK'ya. Görüntü de fena değil. Dolayısıyla yarın büyük favori çıkacak olsa da ben birçok şeyin lehine olduğunu düşünüyorum. Ben Kardeşcan'ı yalnız başına bırakacağım. Umut, sana şunu soracağım. Yani o az önce bahsettiğim koşu özelinde Ertemiz ikinci olmuştu. Burada evet, Kızılan ekürüsü de var. Yani Kardeşcan o gün hani biraz son 200'de zorlandı mı, yoksa normal tarzı mıdır diyorsun? Hani Ertemiz belki biraz daha dikkatli hareket ederse, şimdi Erol Bey de bu arada bir mesaj göndermiş. Onu da ekrana getirelim. Selam Umut Bey. Yarış bence ekürlerin... bu Kardeşcan'ı geçecekler gibi diyor. Hani Ertemiz'le ilgili bir özellikle yorumunu merak ediyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim. O gün için Ertemiz fena bir at değil bu arada. Onu söyleyeyim. Grup 1 İstiklal Savaşı galip bir saftan bu at. O gün için Kardeşcan aşırı derecede erken yürüdü. Şimdi Ertemiz'in de şöyle bir şeyi var. Ertemiz o gün yanılmıyorsam birkaç faule de maruz kaldı. Ya önü kapandı ya faule maruz kaldı. Öyle bir şey olması lazım bu safkanın da. O gün için Ildırlı da erken yürüdü. Kardeşcan da erken yürüdü ama Ildırlı'nın bence spin mesafesi biraz daha kısa olduğu için sonlarda ikinciliği Ertemiz'e kaptırdı. Ertemiz çünkü spin mesafesi biraz uzun olan bir safkan. Dolayısıyla ben Kardeşcan'ın o hataya bir daha düşeceğini zannetmiyorum Gökhan Kocakaya. Çünkü bayağı erken yürüdü o gün. Hani sonlarda sallanmış görünüyor ama o sallanmanın bence nedeni zaten gücünün bitmiş olması değil, bayağı bir erken yürümüş olması. Çünkü binin oradan neredeyse safkanın fitesini bayağı bir yükseltti Kocakaya. Ona rağmen kazandı. Bu sefer daha dikkatli olur ve yine kazanır düşüncesindesin. Evet. Biz şablonumuza 1 numaralı Kardeşcan'ı Gökhan Kocakaya'yla banko olarak yazıyoruz. 7'de düzeltiyorum. 8'de 7 yapmıştı. 9'da 8'e giderler diyorsun. Ve biz de günün 5. koşusuna gidiyoruz İzmir'de. 2200 metre kumda 4 ve yukarı Arapları seyredeceğiz. Şartlı 4 mücadele, 6 isim koşu hedeklere. Sözü sana bırakalım. Bu koşu özelinde bize neler söylersin? Şimdi burada tahmin edersin ki Özerdiş benim belalı safkanlarımdan birisi. Hatta bir yarışta da alternatif tek olarak denemiştik. Şimdi Bekir Metmürk bir kere binmiş, bir kere kazanmış. Şimdi yarışın gidişatına baktığımız zaman bence yarın için önünde boş kalması yine muhtemel safkanlardan birisi. En son bu safkanla ben yayında olduğumda uzun söylemiştim. Has Karaca. Bu safkanı rahat bırakmaz demiştim. Ancak burada rahat bırakabilme ihtimalleri yüksek bu safkanı. 2300 metre mesafeye tek koşan kazanan safkan burada 3 numaralı Özerdiş. Dolayısıyla mesafe tecrübesi de var. İdman'da bir 600 metre eksikliği var ama yarışın uzun metre mesafeli olmasa gidişat avantajıyla o açığını kapatabilir diye ben tahmin ediyorum. 3 numaralı Özerdiş risk sever arkadaşlar. Burada alternatif tek olarak değerlendirebilirler. Yani bu bağlamda. Tamam. Çünkü bir 600'e kadar bu safkanı boş bıraktıkları takdirde gelene inat yapacaktı. Çünkü çok grupta bir grupta at safkanları yok. İsmail Sultan var ama o da bayağı bir yaşlandı. Şimdi bir şey de diyemiyorum onun hakkında. Eğer beklediğimiz gibi olmazsa yarın ben pistin de bayağı bir sulu olmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Bu pist şartlar altında da bir numaralı Sur Şahin'i 6 kez start alıp 4 kez kazanmış. Islak, sulu, nemli pistte. Yani karışık olduğu yarışta. 6'da 4 yapmış. Üzerinde Ali Can İnci var. Sonra koşularını gayet tatminkar start alıyor. Eğer beklediğimiz gibi olmaz. Özerdiş için adeta kuyruğunda takip edip sonlarda onu atlamaya çalışırsa kendine şans alacaktır ki zaten favori çıkmış saftan. Sonrasında 6 numaralı Vanlı Maho. Yani Oktay Kızıldaş'tan kurtulmuş yani bu safkan. 2300 metre mesafeye çıkacak. Uzun mesafeli yapabileceğini düşünüyorum. Aslında bu safkan tek dezavantajı da şu gibi görünüyor benim nezdimde. Sulu pistte çok iyi gitmediğini düşünüyorum. Ancak Gökhan Gökçe'nin ben iyi bir yarış taktiği de belirleyeceği muhtemel. Çünkü Gökhan Gökçe bu tip yarışlara yani kalbur üstü binebiliyor diyebiliriz. 4 kere start alıp 1 kere de kazanmış. Özellikle son idman psikolojisinde ben bayağı bir beğendim bu Vanlı Maho'yu. Yani 8 yaşından ziyade 4 yaşında bir at çalışıyormuş gibi geldi gözüme. 3. sıraya onu aldım. Sonrasında da 2 numaralı Atik Soylu diyeceğim. Her ne kadar son koşusunda gelir gibi olup da bir türlü Has Karaca ve Özerdiş atlayamamış olsa da Okan Pazar'ın kantarmasını ben bayağı sevdiğini düşünüyorum. Çünkü Okan Pazar'la koştuğu 2 yarışında da safkan sanki kimlik değiştirmiş gibiydi ki baba Atik Bey de bu mesafede giden yavrular veriyor. Atik Tay vardı yanılmıyorsam o da sevgili Ramazan Kaya'nın ekçisindeydi. Güzel yani bu mesafelere iyi giden yavrular veriyor. Son sırada 2 numaralı Atik Soylu'yu aldım. Yani burada 3 ya tek başına bırakılır gibi geliyor bana gidişat avantajından dolayı ya da 1-6-2'den biri devreye girecekmiş gibi düşünüyorum. 3 numaralı Özerdiş kazanmaya yakın diyorsun. Alternatif de bir banko önlerinin olduğu çizgi çektikten sonra 1 numaralı Sur Şahin'i 6 numaralı Vanlı Maho ve devamında 2 numaralı Atik Soylu sıralamada yerini alan isimler oldu. Umut bu arada sen değerlendirmelerini yaparken bir yandan notları alıyoruz. Bir yandan da yarışsever dostlarımızdan güzel mesajlar geliyor. Ozay Arabacı yayınlarınızın bize katkısı çok büyük abi. Böyle devam edelim inşallah demiş. Umut Bey'e yorumları için teşekkürler. Emeğinize sağlık diyor dostlarımız. Ve bakalım şöyle. Evet gelen güzel mesajlar da var. Yine Serdal Deniz Sur Şahin'i net kazanabilir diyor. Koray Doğan, Vanlı Maho dikkat onsuz kupon yapmayın önerisinde bulunuyor. Dostlarımızdan da gelen yorumlar, mesajlar bu yönde. 3 çizgi 1-6-2 olarak notlarımızı aldık ve geçiş yapıyoruz. İzmir'de günün 6. koşusu Altılı Ganyan'ın 5. ayağına bir maiden mücadele. Dişilere mahsus bir maiden. 3 yaşlı İngilizler 1600 metre kumda kozlarını paylaşacak. 8 isim seyredeceğiz. Söz sende Umut, neler söylersin? Şimdi burada biraz bir şeyden yakınarak başlayacağım. Bu 800 numaralı Queen Akarca. Hani bir türlü kazanamadı. Neden yakınarak söyleyeceğimden bahsedeyim. Safkan idman pistini her zaman adeta günün yıldızı yani görüntü olarak, derece olarak çok hani böyle aman aman derece yapmazlar. Görüntü olarak çok sermayeli bir görüntüsü var. Ancak bir türlü kendine fotoya atamadı bu safkan. Evet. Şimdi bak Aftermarket anne Grand Takarca. Yanılmıyorsam bu safkan Değirmen Derebey'in anne kardeşi olması lazım. Şimdi mesela 1600'e çıkmış üzerinde de Sinan Özen var. Yani muhtemelen yarışta safkan'da da iyi bir şey görmüş olması lazım diye düşünüyorum Sinan Özen'in ki bu tip safkanları iyi idare edebilen kalibrede bir jockey. Ben bir kez daha 800 numaralı Queen Akarca ilk sıradan şans vereceğim. Yani yarın da artık iyi koşması gerekir diye düşünüyorum yani uzun lafın kısası. Peki. Sonrasında 4 numaralı Jezebel diyeceğim. Bu safkan her ne kadar en geri beklese de ben yarın için grubun ortalarında beklemesini düşünüyorum Özcan Yıldırım'ın. Çünkü spin mesafesi en geri beklediği zaman gelemeyebilir. Çünkü pist çamur olduğu zaman piste de batabilirler. Ama Özcan Yıldırım ona göre ben gardını alacağını düşünüyorum. Grubun ortalarında bu sefer takip etmesini bekliyorum. Çünkü grupta çok aman aman kalibrede bir safkan olmadığı için her an önü kapanabilirse spin mesafesi de bu sefer engellenmiş olabilir. O yüzden Özcan Yıldırım ona göre bir gard almasını düşünüyorum. Peki. Sonrasında 6 numaralı Mira'nın Gülü. Bu safkan bir ikincilik yaptı. Sonrası koştu 1600 metrelik yarışta. O gün Delavere'nin galiba koşmuş olduğu yarışta. Orada bir beşincilik elde etti. Ancak Kaancan Safkan'ı burada kendisi hazırladı. Yine binecek. Bir önceki koşusuna da Kaancan bilip ikincilikle ayrılmıştı. Ön grubun hemen arkasına takip eden bir Safkan. Bir bayrak yarışı yapabilir bu Safkan. O yüzden 3. sıraya onu aldım. Normalde bu üçlüyle bu ayağa geçmeye çalışacaktım. Ancak bir de Barış Kurdu'nun bindiği Atlas Gül Lady Tuğçe temsilcisi. İlk kez start alacak. Önlere yakın gidebiliyor. Belki Queen Akarca'yı arkasına alıp kendisi numara götürürse Barış Kurdu da bu tip Safkan'a sürprizi seven bir jockey abimiz. Onu da alıp bu dörtlüyle bu ayağa geçmeye çalışacağım. Peki 8 numaralı Queen Akarca ilk sıradan şans verdiğin isim oldu ki bu isimle ilgili de Efe'den gelen mesaj. Değirmenlere Beyi ile anadan kardeş olan ıslak pistlerde İzmir'de kum pistlerde geçilmeyen bu Safkan'ın anneden kardeşi 8 numaralı Queen Akarca idmanlarını yaparsa kolay kazanır diyor. Bülent Bey de Jezebel sığınacak en sağlam liman benden gelsin demiş. Dostlarımızdan da gelen farklı yorumlar. Erkan Gönül 4 geçilmez arkası önemli benim için demiş ve bir de Gökhan Genç'ten gelen mesaj var. Umut kardeşi bülteni eline aldığında ilk gözüne hangi Safkan çarptı acaba diyor. Umut biz 5 ayağı değerlendirdik. Dilersen bu soruyla ilgili şimdi senden yanıt rica ederiz ya da kapanışta da alabiliriz bunun yanıtını. Yani ilk gözüme çarpan Safkan aslında klasik bir cevap Kardeşcan olmasını bekleyebilirse benim gözüm ilk Yıldız Tozu'na çarptı. Keşke altılı içinde koşsaydı diye düşünüyorum. En azından bir tek daha çıkarabilirdik gibi. Çünkü uzun mesafeyi daha iyi koşmasını beklediğim bir Safkan ki babası itibariyle bir Texas değil. İlk gözüm ona çarptı diyebilirim yani. Peki bu arada Kemal Demircan biliyorsun biraz önce yayınımızdaydı. Onda sana da selamları oldu. Kocaeli'yi değerlendirdi. Queen Akarca ile ilgili de Queen Akarca'yı ben önermekten bıktım ama yarın liderliği alırsa ikiliden düşmez bence. Notunu da bırakmış. Kemal'e bir kez daha selamlar olsun. Evet günün ilk 5 ayağını böylelikle geride bıraktık artık. Geçiş yapıyoruz kapanışa. Kapanış 7. koşuyla gerçekleşecek. Kısa bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmayan dostlarımız ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayıp kanalımıza abone olursanız bize destek vermiş olursunuz. Bu destekleriniz bizim için çok çok kıymetli ve bir de beğeni butonuna basıp yayınımızın ön plana çıkmasını sağlarsanız tabii ki bizi mutlu edersiniz. Katıl butonumuz aktif dedik. Katıl butonu üzerinden de aylık 7,5 TL'den başlayan farklı üyelik seçenekleriyle kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz. Umut günün kapanışında detaylara gidiyoruz. 1300 metre çimde 4 yaşlı Araplar sahneye çıkacak. Şartlı 4 mücadele. 13 isim koşuya dekler. Öncelikle ikürler var. Onları dile getirelim. 4 numaralı Bey Hakan, 10 numaralı Master ve 13 numaralı Kayıp Elmas. 4, 10 ve 13. Üçlü bir ekürü. Burada bir de 3 numaralı Ahmet Ali var. Start alacak isimlerden. Gökhan Kocakaya ile startını seyredeceğiz. Birkaç yarı sever dostumuz ısrarla Ahmet Ali'yi soruyor. Ben sözü sana bırakayım. Ahmet Ali ile ilgili de bir iki cümle yorum rica ederiz senden. Ahmet Ali'ye değinelim. Gökhan Kocakaya derseniz start alacak. Koşmuş olduğu yarışlar itibariyle fena değil. Yani çim olsa da kum olsa da fark etmez. Bu yarış için 3 tane ekürden bahsettin. 3'ü de bizdeki Safkanlar. Bizim için şöyle bir dezavantaj olacak. Muhtemelen yarın bu yarış kuma alınacak. Çünkü yarın gün boyu yağmur görünüyor. Yarın muhtemelen yarış kum pisti alınacakmış gibi geliyor bana. 3 ekürü buraya koşuyoruz ve Hakan Çim koşsaydı bayağı bir ön planda değerlendireceğim olacaktı ama kum pistte bir türlü ayak uyduramadık yani bilmiyorum ne oldu. Master Umut, aynı şekilde. Umut bölüyorum seni ama şimdi sen de zaten değindin. Bu arada yarışsever dostlarımızdan da gelen mesajlar var. Onları da dile getirmiş olalım bu vesileyle. Şimdi Yalçın Güney diyor ki yarın İzmir Çim kuma alınır mı? Yağış yok şu an diyor. Recep Çoban da kuma göre mi yoksa çime göre mi vereceksiniz son ayağı demiş. Şimdi şöyle söyleyeyim sonra 4 at bırakacağım. Çim olsa da kum olsa da bana göre fark etmeyecektir yani hiçbir şekilde ayrım yapmayacağım yani çime göre kuma göre. Çünkü bariz güç farkı olan Safkanlar hani kum da olsa çim de olsa hepsi birden kötü koşmaz diye düşünüyorum. Sadece sonda bir ilave yapacağım. Ama ben çim olasılığını bayağı bir düşük görüyorum çünkü yarın gün boyu yağmur görünüyormuş İzmir'de. Şu an için bir şey diyemem. Eğer ki çimde olursa bence çok bir fark edilen bir durum olmayacaktır. Peki. Yoruma başlayayım. Ben ilk şansı 6 numaralı Özak Bey'e vereceğim. Zaten grup 3 kazanmış bir Safkan. Bu Bursa'da bir grup kazandı bu. Handikap puanı itibariyle de en sırıtan isim bu. Bir yarış gördü. Gördüğü yarışta yanılmıyorsam bu Safkan sapmıştı. Yanlış da hatırlıyor olabilirim ama sanki saptı gibi hatırlıyorum ben bu adı. Şimdi Ali Alpagod üzerinde son koşusunda Mertcan Çelik binmiş. Ali Alpagut bu safkana 4 demiş. Henüz kazanmamış ancak son idmanını kendisi yaptırmış. 41-27 yaparken ben çok sermayeliydi. Yani Çin olsa da kum olsa da bence fark etmez. Çünkü dediğim gibi güç farkı var. Güç farkı bence o açığı kapatmaya yeter. Hı hı. Sonra da 3 numaralı Ahmet Ali. Az önce bahsettiler arkadaşlar. Özellikle bahsettiler hatta bu safkandan. Şimdi bu safkan da koştuğu gruplar itibariyle bayağı bir üstte kalıyor. Bu gruplar itibariyle. Gökhan Kocakaya'nın da etkisi olacaktır ki koştuğu ıslak pistteki yarışları da fena değildi. Pıtır'ın filan koştuğu ıslak, hatta koşup kazandığı bir yarış vardı. Pıtır'ın bu orada koşmuştu diye hatırlıyorum. Yani tatminkar bir yarış koşmuştu. Çim'de de ayağı olan bir safkan. Çim'de de kalbur üstü yarışları var. Gökhan Kocakaya artı bir değer katarsa bence ikinci sıraya almaya hak eden safkan olur diye düşünüyorum. Sonrasında 2 numaralı Yeğenim Toprak. Bu safkan evet, yanılmıyorsam ilk kez koşacak. Aynen ilk kez koşacak Çim'de. Yoymak Bey temsilcisi ancak bu safkan zaten ilk koşularında İstanbul'a koşuyordu. Orada da yani sentetik pist çime yatkın olduğunu varsayarsak, yani sentetik pisti yapan safkan eğer yarış çimde koşulacak olursa niye sentetik yapan safkan niye çimi yapmasın diyebiliriz. Gökhan Gökçe 2 kez statarak 1 kez kazanmış bu safkanla. Yani kumda olursa da fark etmez. Kumda olursa da şansı artar. Çimde olursa da çimde yapamaz diyemeyiz. Çünkü zaten safkanın sentetik pist ayağı olduğunu varsayarsak yarın çimde koşulacak olsa dahi bence eksi bir yönü olmayacaktı. Şimdi bu üçlü safkan biraz ön planda kalıyor. Bana göre güç olarak üçü de birden gruptan çok üstün safkanlar. Peki. Çim olsa da kumda da fark etmez. Ancak burada bir el değiştiren 9 numaralı Milas Berk var. Şimdi bu safkan el değiştikten sonra bir ikincilik yaptı. Son idman pistinde beğendim. Adeta yılan gibi olmuş diyebiliriz yani atçılık tabiriyle. Bayağı bir beğendim. Üzerinden Nevzat var. İlk kez binecek. Son koşundaki ikinciliği de bence tesadüf olmadığını burada bizlere kanıtlayabilir. Son sayıda onu aldım. Yani burada 6-3-2-9 şeklinde geçeceğim. Kendi şahsi kuponumda. Ama eğer olur da yarış çimde kalırsa, çimde koştu 3 yarışın ikisini kazanmış olan bir 800 numaralı Bora Bey var. Belki orada devreye girebilir. Ben yine de kendi şahsi kuponuma eklemeyeceğim ama yarışa hani bir safkan daha isterlerse ben 800 numaralı Bora Bey derim. Ancak ben tamam, burada 6-2 ve 9 sıralamasının yeterli olduğunu düşünüyorum. Peki 6 numaralı Özak Bey ilk sıradan şans verdiğin isim oldu. En ciddi rakibi 3 numaralı Ahmet Ali diyorsun. Devamında 2 numaralı Yeğenim Toprak. Bu isimler rakiplerinin önünde görünüyor. Ama burada bir de 9 numaralı Milas Berk var diyorsun. El değiştirdikten sonra daha da fazla dikkatimi çekti dedin. 6-3-2-9 bir de 8 numaralı Bora Bey'e dikkat çekiyorsun. Daha geniş oynayacak yarışsever dostlarımız şayet koşu çimde yapılırsa 8 numaralı Bora Bey de devreye girebilir dedin. Bir izleyicimiz de Bora Bey'i sormuştu. En azından bu vesileyle detayı da paylaşmış olalım. Evet Bora Bey mesaj şimdi karşıma çıktı. Hayırlı akşamlar Bora Bey nasıl olur demiş ki sen de çimde daha çok şans verdin. Teşekkürler arkadaşlar mesajı Kayhan Bey'den gelmiş. Evet bu şekilde notlarımızı aldık ve Umut benim de dikkatimi çeken bir isim var. Onu kapanışta sana soralım. Ozay Arabacı abi gözyaşı otunun bence geliri var buna yorum alabilir miyim demiş. 7 numaralı gözyaşı otu Onur Yıldız'la start alacak. Bir iki cümle rica ederiz senden. Şimdi gözyaşı otu yabancı olduğum bir safkan değil. Şöyle yani yabancı olduğumdan ilgilisi olduğum ya da yakın olduğum ekürünün bir safkan değil. Sadece satışlarda tanıyorum safkana. Talip olmak da istemiştim. Yapısı itibariyle biraz ufak tefek bir safkan yani. Bir de yarış içinde yarın önlere yakın gidecektir muhtemelen. Önlerde tempoya ben ayak uyduracağını düşündüğüm için şablonu şu tuttum. Çünkü önde girecek olan birkaç tane safkan var. Aralarından diri kalabilirse bence şansı tabii ki de olabilir. Üzerinde de Onur Yıldız gibi sürprizi seven bir kardeşimiz var. Ancak benim şablona sığdıramamamdaki neden şu. Öndeki gruba bence ayak uydurup nefesini ilk başlarda tüketebileceği ihtimaline karşın şablonu şu tuttum ama şöyle bir şey yapabilir. Öndeki safkanları bırakabilip arkalarına yatıp sonra bir bayrak yarışı yapmaya çalışsa o zaman şansı olur diye ama ısrarla ön tarafa gelirse bu sefer kendini bitirir. Peki Umut ağzına sağlık. Yine dileyen dostlarımız her zaman söylüyoruz. İlk olarak kendi tuttukları isimlere şans versinler dedik. Ziya Bey de iyi yayınlar mesajını göndermiş ve evet Yavuz Bey de teşekkürler. Emeğinize sağlık. İyi akşamlar diyor. İsmail Bey hayırlı geceler yeğenim Toprak inatçı bir at ne yapar demiş ki yeğenim Toprak da zaten sen değerlendirme yaptın 3. sıradan şans verdin gelen mesajlar ardı arkası kesilmiyor. İyi akşamlar iyi yayınlar Ahmet Bey'den gelen mesaj Teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar olsun mesajı Kudüs Karataş'tan gelmiş. Dostlarımızın güzel mesajları gelmeye devam ediyor. Umut, biz burada 6-3-2-9 dedik. Hatta bir de koşu çimde yapılırsa şayet 8 numaralı Bora Bey de geniş oyunlarda olması gereken isim dedin. İdris Bey'di sanırım. Evet, Cemil 5. ayağın... Yani 6. koşunun sıralamasını rica ediyorum demiş. Bir kez daha hatırlatalım. 5. ayak için İzmir'de 8-4-6-1 sıralaması geldi. Onu da bir kez daha tekrar etmiş olalım. Evet, böylelikle Cemal Bey de diyor ki işinize gelenleri okuyorsunuz diyor. Öyle bir şey yok Cemal Bey. Keşke bütün mesajlara yer verebilsek ama işte az önce de belirttim. Maalesef hepsine yer verme şansımız yok. Umut, ağzına sağlık. Var mı ilave edeceğim başka bir detay? İlave edeceğim başka bir detay yok. Gördüğüm gibi gözüme çarpan tüm safkanları ekledim. Şöyle bir teşekkür edeyim. Şimdi Twitter'dan takip eden arkadaşları ben bir yandan da YouTube'dan şu anda görebiliyorum yazılanları. Oradan bizi yalnız bırakmadı. Onlara ayrıyetten teşekkür edeyim ki bu işlerinden az önce bir abimizi gördük. Saf kendisi Yamanlar Bey'in yetiştiricisi Bülent Beyaztaş. Yorumunu gördük. Jezebel için en sağlam bankosu demişti. Hı hı. Onu da bizi bırakmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Onun dışında tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Her zaman bahsettiğimiz gibi yani ben yarın kendi şahsen yatıracağım kuponu burada her hattı değerlendiriyorum. Şunu özen gösteriyorum. Her safkanı değerlendiriyorum ki niye yazdığımı bilsinler. Hani şöyle de yapabilirim, atıyorum hani bu koşu 3-1-2 gibi 3 safkanı birden de ismi dahi telaffuz etmeden söyleyebilirim. Ancak şöyle bir şey söylüyorum. Hepsini neden yazdığımı söylüyorum. O yüzden yarış severler yorumlara göre kafasına yatan safkanları değerlendirsinler. Onun dışında şöyle diyorlar işte 200 dolar kupon, 300 dolar kupon, 500 dolar kupon. Ancak ben şu yönden değerlendirmelerini diliyorum ya severler. Yorumlar dahilinde kafanıza yatan safkanları değerlendirin. Yani bu benim kendi şahsen yatıracağım kupon. Aynı size yatan elbette, diye bir şey yatan. Ama yorumlar dahilinde. Çünkü ben tüm safkanları yazdım. Tüm safkanları birer birer yorumluyorum. Kendi yani safkanlar, yarış severler her safkan hakkında ne düşündüğümü bilsin diye. Onun dışında herkese bol şanslar diliyorum. Lafı pek uzatmadan. Onlara da yarın için bol şanslar dilerim. Çok teşekkürler Umut. Yani ben de şunu dile getireyim. Hani eğer ki bir altılı ganyan oynayacaksam ve o gün hiç koşulara bakamadıysam belki beğendiğim bir yorumcunun şablonunu eğer ki bütçemde el veriyorsa direkt olarak oynayabilirim hani gözüm kapalı. Ama ondan ziyade mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Bir oyun yapacak olsam şöyle bülten alırım, bir incelerim. Hoşuma giden atları, ilgimi çeken atları ya da şanslı gördüğüm isimleri yazarım. Ondan sonra bütçeme göre yine değer verdiğim yorumcuların yorumlarını alır, ilave yaparım. Çünkü hani dediğim gibi ben öncelikle bu işten keyif almam lazım. O yüzden kendi tuttuğum isimleri yazarım. Onunla beraber şansımı denerken tabii ki sizin gibi üstadlara da başvururum. Onu da belirtmiş olayım. O yüzden tabii ki burada mesela zaman zaman da hani bir sıralama veriyorsun. Örnek veriyorum işte ilk ayakta 5 isim önerdin bize. Ben mesela kendi boyu yapacak olsam ve oraya 2 isim yazacak olsam belki senin paylaştığın ilk 2 ismi alırım. Belki son 2 ismi alırım. Belki dediğin gibi yorumlarla beraber kafama yatanı alırım. Dolayısıyla hani burada biz şablon verirken hani alın bunu oynayın diye vermiyoruz. Biz sadece burada bir sohbet ediyoruz. Yarışsever dostlarımızın da zaman zaman önerdiği isimler oluyor. Onları da dile getiriyoruz. Yani burada bir ortam var. Burada keyifli bir sohbet ortamı var. O yüzden zaman zaman tabii bu şekilde düşünmeyen ya da işte farklı algılayan, işte burada verilen bütün hatlar kazanır gibi düşünen dostlarımız var. Bunlar tamamıyla bir tahmin yani. Yarın yapılacak olan henüz yapılmamış bir koşuyla alakalı sonucunu biz nereden bilebiliriz sevgili dostlar? O yüzden hani her zaman söylüyoruz bu işin bileni yok ama ilk olarak kendi tuttuğunuz isimlere şans verin. Ardından bizim değerlendirmelerimizi mutlaka dikkate alabilirsiniz. Efe Güven selamünaleyküm demiş. Aleyküm selam diyelim. Hakan Bey iyi geceler, emeğinize sağlık diyor. Bakalım şöyle Umut Bey'e teşekkürler. Ağzına emeğine sağlık olsun demiş ve teşekkürler adamın dibi mesajı Nazım Bey'den geliyor. Süpersiniz, çok doğru bir yorum. Yunus Bey'den gelen mesaj. Ve bir de Erol Kaya'dan gelen mesaj var. Bazen bir at kazanmak için yeterlidir. Emeğine yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz Umut kardeşim demiş ve gelen evet çok güzel mesajlar var. Koray Bey herkesin emeğine yüreğine sağlık. Yarın şanslı kalem yazdığımız gibi gelsin. Hayırlı geceler şimdiden demiş. Evet bu şekilde mesajları da dile getirerek arada kaçan mesajlar, gözden kaçanlar mutlaka oluyor. O mesajları da gönderen tüm dostlarımıza bir kez daha selam olsun. Umut, sen yorumları yaptın, bizler notlarımızı aldık. Programın ilk bölümünde de Kemal Demircan yayınımızdaydı. Kemal de Kocaeli'yi değerlendirdi. Kocaeli özelinde de notlarımızı aldık. Hem İzmir hem de Kocaeli için kaçırdığınız bölümler varsa şöyle videoyu geriye doğru sardırarak tekrar seyredebilirsiniz. Zaten yayının tamamı birazdan YouTube'da Cemil Taşkale TV kanalıma düşecek. Oradan da dilediğiniz zaman takip edebilirsiniz. Umut, ilave edeceğin başka bir detay yoksa sana teşekkürlerimizi ederek vedamızı yapalım. Yani kısa bir şey söyleyeceğim. Bugün yayın herkese açıklaması benim aslında hoşuma gitti. Çünkü her isteyen kafasındaki soruyu yazabildi. Evet. Kendince cevap alabildi ki ben yarış severleri şöyle söyleyeyim. Şu an hipodromlar boş olduğu için biraz tatsız yani. Selim abi de bunlardan biraz yakın okuyulardan, Selim Kaya. Yarışları genelde çok tribünde izlemem. Yarış severlerin içinde izlemeyi ben severim. Yarış severler iç içeyiz aslında hipodrom. Beni burada tanıyan arkadaşlar da belki olabilir. Yani hiç çekinmeden gelip bana orada at soran arkadaşlar, hiçbirini geri çevirmem. Tuttuğum safkan varsa mutlaka söylerim. Burada da aynı ortamı ben bugün sağladığın için sana da özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü yarış severler de burada. Hepsinin bana soru yöneltmesi, kafadan soruların cevaplanması ayrıca hoşuma gitti. Yani bu ortam bence güzel bir ortam. Tadını çıkarmaya baksınlar. Yani biraz yarıştan zevk alsınlar. Tabii kazanç kesinlikle da önemli. Çünkü kupon yattığı zaman tamam üzülebiliyoruz. Farklı bir şey olabiliyor ama bence biraz zevk almayı daha ön plan tutalım diyorum. Kesinlikle ve tabii bu vesileyle de hani genel anlamda söylüyorum bunu. Hani farklı illaki at yarışı özelinde de söylemiyorum. Mesela bazı dostlarımız hem at yarışı hem iddia da oynuyor olabilir. Farklı bahis oyunlarına da yönelenler oluyordur mutlaka. Ama burada her zaman önerimiz bizim. Kendi bütçenizi aşmayın sevgili dostlar. Aştığınız zaman üzülürsünüz. Aşmadığınız zaman gerçekten bu işten keyif aldığınızı anlarsınız. Bu da benim naçizane önerim olsun. Umut, ağzına sağlık tekrar. En yakın zamanda yine görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kal. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Evet sevgili dostlar, at sahibi ve antrenör Umut Öztürk yayınımızdaydı ve İzmir koşularını Umut Öztürk değerlendirdi. Bizler de notlarımızı aldık ve artık kapanış vakti geldi. Yarın şayet bir aksilik olmazsa saat 22'de yine yayında olacağız sevgili dostlar. Müsait olan herkesi bekleriz. Müsait olmayanlar da canlı yayının ardından tekrar yayını seyredebilir. Erol Kaya'dan güzel emojiler gelmiş. Ve Yalçın Güney, yarış sahada koşulur. Siz kağıt üzerinde tahmininizi veriyorsunuz. Sahada ne olacağını kimse bilemez. Söyledikleriniz çok doğru demiş ve herkese iyi geceler, tatlı rüyalar, yarın için bol bol şanslar. Emeğine sağlık Cemil Taşkale, seviliyorsun kardeşim mesajı da Mehmet Baransel'den gelmiş. Dostlarımıza teşekkürlerimizi iletelim ve İdris Bey, Cemil teşekkür ederiz kardeşim, emeğinize sağlık diyor. Bizler teşekkür ederiz dostlar. Gerek şu an bizi canlı seyreden gerekse canlı yayının ardından tekrar seyredecek tüm dostlarımıza teker teker ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ve bu yayınlar sizlerle bir anlam kazanıyor. Dolayısıyla sizlerin katkısı çok çok önemli. Bu arada tabii aramıza yeni katılan dostlarımız da var. Bunu zaman zaman dile getiriyorum ama bu kanalın ayakta kalması için bu önemli. Hala kanalımıza abone olmayan dostlarımız ekranın sağ alt bölümünde yer alan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olup ailemize katılabilirsiniz. Bir de beğeni yapmayı unutmayalım. Mehmet Baransel'in de dediği gibi beğeni yaparsanız da yayınımız ön plana çıkar. Necat Bey de diyor ki tuttuğu atların sebeplerini açıklaması iyi niyetinden ve çok aydınlatıcı emeklere teşekkürler demiş. Ve bir de katıl butonumuz var. Katıl butonu üzerinden de kanalımıza üye olup destek verebilirsiniz sevgili dostlar. Evet, artık yayınımızın sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek üzere diyelim ve her zaman söylediğim gibi kapanışta at koşar, baht kazanır. Bahtınız açık olsun. Hoşça kalın.